değerli basın mensupları, yürüyüşümüzün 20. günündeyiz. Bugün hava biraz yağmurlu. Bizim için bir şans çünkü dün çok sıcaktı. Bugün daha iyi bir atmosferde umarım yürüyüşümüzü gerçekleştirmiş olacağız. Az önce İzmit'in kurtuluşunda şehit olan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ettik. Aynı zamanda İzmit'e büyük hizmetleri dokunan İzmit'in efsane belediye başkanı Leyla Atakan'ı ziyaret ettik. Mezarlarında dualarımızı okuduk. Allah rahmet eylesin diyoruz. Bu ülkenin bağımsızlığına, kurtuluşuna katkı veren bütün şehitlerimizi şükranla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Bunu da ifade etmek benim boynumun borcum. Adalet yürüyüşümüzü yapıyoruz. Adalet yürüyüşünün bizce anlamı çok büyük. Ve bu artık toplumun her kesimi tarafından hissediliyor. Türkiye'nin temel bir sorunu var. Özellikle 20 Temmuz'dan sonra Türkiye süratle bir parti devletine dönüştü. Ve bütün kamu kuruluşları 3 aşağı 5 yukarı bir siyasal partinin şubesine dönüştü. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan BİT Müsteşarlığı'na kadar, efendim BDDK'dan tutun bakanlıklara kadar her şey bir anlamda böyle bir siyasal partinin şubesine dönüştü ve bir parti devleti oluştu ve bu da bizim demokratik parlamenter sistemimize köklü zararlar veriyor. Bu yürüyüşün bir anlamı da biz kendi ülkemizde düşüncelerimizi özgürce ifade edebileceğimiz ve devletin bir partiye değil, devletin 80 milyona hizmet edebilecek bir konuma gelmiş olması. Bu amaçla yolumuza devam ediyoruz. Dolayısıyla siyasi iktidarın bizim yürüyüşümüze kulak kabartması, niçin biz yürüyoruz, hangi gerekçeyle yürüyoruz, bunu biraz daha dikkatle izlemesi benim en temel arzularımdan birisidir. Yolumuza devam edeceğiz. Hepinize yürekten teşekkür efendim ediyorum. Değerli basın mensup. Büyürsüz seçimle ilgili referandum yapmıştık ve bu referandumda maalesef üzülerek ifade edeyim, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar nedeniyle referandum gayrimeşru hale geldi. Meşruiyetini büyük ölçüde yitirdi. Şimdi dilekçemizi hazırladık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruyoruz ve ilk imzamı da buraya atıyorum. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bugün dilekçeler gönderilecek. Çok teşekkürler değerli basın. Şapka getirin. Şapka.